Yatana kadar fazla zamanın kalmadı Haluk. Mutlaka söyleyeceksin o üç güzel cümleyi. Ya Mertem gözünü seveyim ya. Yemek yerken rahat bırak. Ya ben yemek yerken başka şey düşüremem. Ya Haluk Bey, Meltem Hanım size havuz problemleri sormadı ki. Yani ne var bunda bu kadar düşünecek? Sen bizim işimize karışma. Git kapıya bak hadi. Peki Haluk Bey, çok iyi. Ne? Nasılsın ya? Gel bakayım. Aman, kaynanamı seviyorum abi. Yemeği de. Seviyor tabii canım. Sevmez olur mu? Sevmez. Yeter demedik mi canım? Allah Allah. Çay içip gideriz de. Çayı kendi içiyorum. Ay aşk olsun, aşk olsun. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Çocuklar gelmedi mi daha? Yok, gelmediler. Ev işleriyle uğraşıyorlar. Bugün yarın taşınacaklar artık. Ya aslında birçok şeyi hallettiler. Buradan da yatak odası takımını aldılar mı tamamdır. Hadi bari. Hayırlısı diyeyim, hayırlısı. Ya. Meltem Hanım, siz nasılsınız galiba daha eskiniz değil mi kızım? Bak ya, neler yapıyorsunuz? İyiyim vallahi, ne olsun. Haluk Bey üç tane güzel cümle söylese daha iyi olacak ama. Emine! Neymiş o ayol? Yok canım, bir şey değil. Emine işte, kendi kendine konuşuyor. Ha. Haluk'cum, yani Nurten Hanım'la Menderes Bey yabancı değil ki, onları anlatabilirsin bence. Yabancı değiller canım tabii. Ben de yabancı değilim. Anladın bakayım gari. Neymiş bu işin asları? Meltem Hanım Haluk Bey'e her gün üç tane güzel cümle mecburiyeti getirdi Gülfiden abla. Yani böyle romantik şeyler. Ama Haluk Bey pek beceremiyor. Aşk olsun seni Haluk Bey kardeşim. Böyle alımlı, böyle güzel, böyle şatır kadını hiç söylenmem öyle güzel lafla. Vallahi ben senin yerin olsam günde üç tane değil, üç bin tane söylerim. Söyleyin hadi gari yürü. Ay teşekkür ederim Gülfiden Hanım. Duyuyor musun Haluk? Vallahi ben ileride evlendiğim zaman aynı kocamdan bunları isteyeceksin. Romantik olacak, kibar olacak, en önemlisi saçlı olacak. Niye diyorsun ya? Ben kendilerine elektrik almıyorum ya. Yahu koca buldun da saçlısı kaldı. Tür eline. Abi kısmet bu işler, kısmet. Yakın da hallolacak, bu da hallolacak, merak etme. Evet. Seni alacak adamın gari çekçeği var, çekçeği. Teessüf ederim yenge. Ne demek getirip durun ki? Neyi ima edip durun sen? Eğer daha da konuşursam tüp olsun. Küstüm. Vallahi çok güzel düşünmüşsün Meltem Hanım. Evlilikte bence de romantiklik şart. Ay tabii canım. Yani eşinden iyi şeyler duymak insana kendini iyi hissettirir. Bir de o cümleleri kurmak zorunda olan adama sor bakalım kendini nasıl hissediyor. Emin ol Haluk'cum. O cümleleri söyledikten sonra kendini daha iyi hissedeceksin. Bizim Hüseyin de tam tersi oluyor. Her gün en az üç tane çirkin cümle söylemezse kendini hiç iyi hissetmiyor. Beni bak, ya. Duydun Menderes. Sen de beni gari. Her gün bundan sonra üç tane güzel cümle söyleyeceksin. Nereden bulacağım ben o kadar yalanı? Ne yalanı Menderes? Gerçekleri söyleyeceksin. Ah ki daha beyciğim, ah bundan sonra senin ilk yazın pek zor gari. Ne olacakmış? Açık kafasını çalıştıracak, beynini çalıştırsın. Kız, daha mı bu adam? Seni güzelsin dese, güzel değilsin. Ne? Sen aşıkın dese, aşık olacak bir yerin yok. Ha, ne gitsin bu adamcağız? Duydum gari dediklerini kardeşinin. Seni git avukat görümcü seni. Utanmıyor bunlar beni demeye? Yalan mı canım? Söyleyeni değil, söyleteni bakacak. Hadi beni söylemiş olsa benim gibi alımlı kadını neyse. Senin yerin söyleyecekler, vallahi boşu gider hepsi. Menderes'e var ya, beni söyleyeceği en güzel cümle, seni bu görümcemden kurtaracağım cümlesidir. Teessüf ederim yenge. Sen bir şey demeyeyim, ima edip durum. Tıbı olsun konuşursam bir tane, son olsun hadi. Sindirme oynattı. Uyumayacaksın gözlerini. Gel mi uyuyorum? Ne durup da? Susun, beni dedim. Susun. Hadi Menderes, söyleyiver bakayım üç tane güzel cümle. Hadi bekliyorum. Ya aklım bir şey gelmiyor be. Ne dersin adam aklını yenge? Bu gidişten sen çok beklersin daha. Menderes abi, ben sana yardım edeyim diyeceğim ama hani kelin meremi olsa kendi başına sürer derler ya. Menderes Beyciğim, yani bu kadar zor bir şey değil. İyi söyleyeyim. Hadi bakayım söyle. Kavurmam benim. Badılcan otur. Pilav üstü dönerim. Bu ne bu? Susuz buzlu rakım. Ne biçim laflar bu? Bu ne bu? Allah Allah. Buyruk ya. Kellem paçam benim. Sen benim hayatımın şak
şu kası sana. Allah'ını beğendiniz. Sen hiç iltifat etmesini bilen bilmiyorsun. Bilen bir şey yemekler. Şimdi hemen yemek. Kızım. Bizi